Selamün aleyküm. Mutfaklarınız bereketli olsun. Allah'ın selamı, Allah'ın bereketi üzerinizde olsun sevgili YouTube takipçilerimiz. Bugün sizleri çocuklar sevindirecek harika bir küçük tarifimiz sizlere var. Mısır patlatması. Çocuklar eminim çok seviyorlar bu tarifimiz, bu mısırımız bütün çocuklarımız için. Annelerine görsün, annelerine desin. Anne biz de mısır istiyoruz. Hatırlatmak adına sizlere bugün küçük çocuklarımızı sevindirmek için, büyük küçük herkes içindir. Ama genelde mısırı patlatmasını çocuklar çok seviyor. Çünkü benim de küçüğüm var biliyorum. Evet. Şimdi böyle küçük makinamız, mısır patlatma makinamız var. İçerisine bir çay bardağı yarısı kadar mısırımızı koyacağız. Şöyle küçük bir, küçük bir ölçüsüyle. Şöyle yarım çay bardağı kadar küçük ölçüyle öncelikle mısırımızı döktükten sonra makinamızı çalıştırıyoruz. Kesinlikle makinamızı mısırdan önce çalıştırmıyoruz. Çünkü hemen yanabiliyor. Bu makinalar öncelikle mısırımızı koyuyoruz. Sonra çalıştırıyoruz. Evet bismillahirrahmanirrahim. Tuzumuz hiçbir şey. Yağmak kesinlikle atmıyorsunuz. Tuz birazcık tuz ilave edeceğim. Evet mısırımızın sahibi burada. Bütün çocuklara buradan el salla bakayım oğlum, güzel oğlum. Çocuklardaki anneleri size mısır yapsın bugün. Bir kurban olurum. Evet. Şimdi makinamızı çalıştırıyoruz. Ceryan var. Ceryan çektim. Makineyi yıkadım ya, ıslak. Kesinlikle ıslak kullanmayınız. Şöyle makinamızı, küçük makina böyle bir su bardağı yarısı kadar alabiliyor bu. Şöyle hemen ceryan var. Makineyi yıkadım. Kesinlikle yaş dokunmayın sevgili takipçilerimiz. Şimdi bir dakika sonra patlamaya başlayacak. Çok az bile tuz atıyoruz. Yağ kesinlikle atmıyorsunuz. Biraz tuz atıyoruz. Ağzını kapatıyoruz. Gerekiyor. Bu kapaklar yumuşak olduğu zaman genişleme oluyor, tutmuyor. Evet, işlemimizi tekrar yapıyoruz. Ah, yine düştü. Çıkar çıkar. En iyisi hiç koyma. Tamam, tamam. Şunu koyalım. O yeri var ya. Ne oldu bu? Oğlum. Küçük geliyor, kaldı. Genişlemiş o. Evet, genişlemiş onun dedim ya. Koyma, boşver. Görüyorsunuz. Pıt patlamaya başladı. Evet. Şöyle göstereyim. Çocuklar hepsi görsünler. Bakın çocuklar. Bakın çocuklar. Boş olduğu zaman yanar. Mısırınızı koyduğunuz zaman kesinlikle sonradan düğmesini açıyorsunuz. Hemen yanabiliyor. Tost makineleri de aynı. Fritözler de aynı. Frit makineleri yani patates kızartma makineleri de aynı. Yağını kesinlikle önceden koyunuz. Sonra fişe takınız. Ben öyle iki tane makine yaptım. Sevgili YouTube takipçilerimiz, frit makineleri aldım. 40 euroya aldım burada. En kalitelisini yani aldım. Aşağı yukarı 700 gram kadar frit kızartıyordu. Fişini taktım, dalgınlığına geldim. Makinem yandı, garantisi vardı. Olduğu gibi götürdüm Carrefour'a.
Sağ olsun Carrefour büyük bir firma gerçekten. Hemen başkasını onu aldı, başkasını aldım. Ve yine de devam ediyoruz. Yani bu gibi şeylere dikkat etmek lazım. Kılavuzunu okuyunuz, kılavuzunu. Önceden yağını koymadan kesinlikle boş fişe, tüplü sajlar da aynı. Pardon, elektrikli sajlar da aynı. Yani elektrikli bu ev aletleri hepsi önceden takmayınız. Taktığı zaman yanma oluyor, zarar olmasın. Evet, bu güzel mısırla bugün çocuklarımıza hediyemiz olsun. Bak benim küçüğüm başladı yemeğe. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara muhakkak anneler çocuklarınıza yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu güzel mısırla sizleri baş başa bırakıyorum. Kısa bir video oldu. Şimdiden herkese afiyet olsun diyoruz. Bütün çocuklarımıza sevgilerimizi gönderiyoruz. Afiyet, bal şifa olsun. Böyle taze taze, gevrek gevrek. Karadeniz tarafında mısır çok oluyor. Çok güzel. Evet. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kal. Hoşça kalın çocuklar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.